Ekran başındaki sevgili arkadaşlar, Diyanet TV ekranlarında Bilgi Treni yarışma programı alkışlarla başlıyor. İki yarışmacım var. Çok eğlenceli, keyifli bir yarışma olacak ümidiyle. Kırmızı Tren'in makinisti Betül'e bir alkış gönderiyoruz. Ve diğer yarışmacım Mavi Tren'in makinisti Hatice'ye de kocaman bir alkış gönderiyoruz. Ve böylelikle yarışmamıza başlayacağız. Ama hemen önce ödüllerimizi bir görelim bakalım arkadaşlarımla beraber. İşte ödüllerimiz. Yarışmamızın birincisine Diyanet Yayınları'ndan kitap seti ve tablet bilgisayar. Yarışmamızın ikincisine Diyanet Yayınları'ndan kitap seti ve MP4 çalar armağan ediyoruz. Evet, Betül ve Hatice, gördüğünüz gibi tablet bilgisayar, MP4 ödüllerimiz çok güzel. İkinizden birine tablet, birine MP4 çaları hediye edeceğiz yarışmanın sonunda. Şimdi yarışmacılarımla tanışma vakti geldi. Kırmızı Tren'in makinisti Betül'le tanışacağız. Betül, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Betül? İyiyim. İyisin. Sakin duruyorsun. Evet. Heyecan yok. Biraz. Biraz var. 1 ile 10 arasında heyecanın kaç numaradır? 6. 6. Ortanın bir üstü. Bu heyecanın yavaş yavaş gidecek, sorun yok zaten. Şimdi Betül, kaça gidiyorsun? 6. 6'ya gidiyor Betül. Betül, hobilerinden 2 tane istiyorum. Birçok yarışmacıma soruyorum zaten. Müzik dinlemek ve resim yapmak. Resim yapmak. Güzel yapar mısın? Evet. Evet. Resimle alakalı bir gelecek düşünüyor musun? İç mimarlık. İç mimarlık. İşte bu. Hem resim yapmak mimarlığına da yardımcı olacak, değil mi? Hem de güzel, evet, bir hobi. Ve şimdi ikinci sorumu soruyorum. Dünyanın her yerinde tren rayı olsa ve senin de bir trenin olsa nereye gitmek isterdin? Paris. Paris. Bu mimarlıkla alakalı bir şey mi? Olabilir mi? Evet. Olabilir. Paris'teki gezilecek, görülecek yerleri, tarihi yerleri, belki mimari yapıları görmek istiyorsun. Ve böylelikle de Paris'e gidecek Betül. Harikasın. Sana başarılar diliyorum. Ve hemen diğer arkadaşıma geçiyorum. Mavi Tren'in makinisti Hatice. Hatice Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim. İyisiniz, ne güzel. Siz kaça gidiyorsunuz? 6. 6'ya gidiyor. Sizin hobileriniz neler? Hobim müzik dinlemek, test çözmek. Müzik dinlemek, test çözmek. Güzel bir hobi. Peki Betül, sen heyecanlı mısın şu an? Evet. 1 ile 10 arasında hangi rakam? 8. 8. Betül 6, Hatice 8 heyecanında. Sen nereye gitmek isterdin Hatice? Mekke ve Medine. Güzel, vay. Bugüne kadar hiç böyle bir cevap almamıştım. Trenle Mekke ve Medine'ye gitmek istiyor Hatice. Betül ve Hatice, iki yarışmacım, onlarla tanıştık. İlerleyen bölümlerde yine onlarla konuşacağız. Ve şimdi hazırlarsa ilk istasyona doğru yola çıkacağız. Betül, hazır mısın? Hazırım. Hatice, hazır mısın? Hazırım. İşte yarışma başlıyor. İlk istasyona doğru yola çıkıyoruz. Ekran başındaki arkadaşlarım, birinci istasyona geldik Betül ve Hatice ile birlikte. Sizler de oturun yerinize ve hep beraber yarışalım. Arkadaşlar, bu istasyonda din kültürüyle alakalı 5 tane soru soracağım. Hemen ilk sorumla başlayalım. İşte ilk sorum. Kocatepe Camii'ni ziyaret edip orada namaz kılmak isteyen bir kişi dışarıdan bakınca aşağıdakilerden hangisini göremez? A. Minare. B. Mihrap. C. Kubbe. D. Şerefe. Arkadaşlarım düşünecekler ve bakalım butona basacaklar mı? Derken butona basan Betül oldu. Betül. B. Mihrap. B. Mihrap'ı göremeyiz dedi. Evet. Minare görünür mü? Evet. Görünür uzun. Kubbe. Görünür. Şerefe. Görünür. Görünür. Ne görünmez? Mihrap. Mihrap görünmez ve Betül 10 puanla yarışmamıza başlıyor ve artık Betül rahatlamış durumda. 10 puanını cebine aldığı sıra Hatice'de. Hadi Hatice, sen de 10 puanını al ve rahatça bu yarışmayı bitirmeye çalışalım. İşte ikinci sorum. Bir nimete kavuşunca veya bir sıkıntıdan kurtulunca yapılan secdeye ne denir? A. Tilavet secdesi. B. Sehiv secdesi. C. Şükür secdesi. D. Sabır secdesi.
Bu tona yine Betül bastı. Betül. C şükür secdesi. C şükür secdesi. 10 puan gidiyor Betül'e. Betül ikinci soruda da 10 puan alıyor. Burada Betül butona alıştı. Hatice butona alışamadı. Hatice bir butona bas bakayım. Evet, güzel. Biraz daha hızlı bas. İşte bu. Bunu yapacağız ve devam ediyoruz işte. Üçüncü sorum. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin 35 yaşındayken yaptığı hakemlik olayı ile ilgili değildir? Hakemlik olayıyla ilgili değildir. A. Hicret. B. Kabe. C. Hacerül Esved. D. El Emin. Hakemlik olayıyla ilgili değil. İki tane buton sesi duydum. Butona bu sefer basan Hatice oldu. Hatice, Hicret, Kabe, Hacerül Esved, El Emin. D. El Emin. El Emin dedi. Hatice butona bastı. Yanlış bir cevap oldu. Betül'e geçeceğim. Betül, 3 saniyen var. Hicret. Hicret. Doğru olma ihtimali kaç? %90. %90. %10'luk bir yanlışlık ihtimali var ama %90'a kabul ediyoruz. A. Hicret doğru cevaptı. Betül 10 puan daha aldı bu yarışmada, bu soruda. İşte geldik 4. soruma. Konsantre olun, sorumu soruyorum. Kur'an-ı Kerim peygamberimize tek parça olarak inmemiş, gelişen olaylara ve durumlara göre parça parça indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi kaç yılda tamamlanmıştır? A. 13, B. 18, C. 23, D. 10. Bakalım kaç yılda tamamlanmış? Evet, yarışmacılarım düşünüyor. Butona basan Betül, Betül. 10. 10 yılda tamamlanmış dedin. Dördüncü soruda da butona bastı. Ve 10 cevabıyla 10 puanı alamadı. 10 değil, daha da yüksek bir yılda inmiş. Şimdi Hatice'ye geçiyorum. Hatice, 3 tane şık kaldı. Hangisini söylemek istersin? C23. C23 dedi. Hatice tam yarışmaya alışamadı. Heyecanı biraz devam ediyor. O nedenle de bir 10 puan alması lazımdı. Bu soruda 10 puan alıyor Hatice. Doğru cevap C23 olacaktı. Ve Hatice'ye 10 puan veriyoruz. Hatice, rahatladık mı artık? Evet. Hadi, sen biraz heyecanlısın ama bu puan seni rahatlatsın. Ve işte son sorum. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir temizlik türüdür? A. Dişleri fırçalamak. B. Çevreyi temiz tutmak. C. Kalbi temiz tutmak. D. Elbisemizi temiz tutmak. Ekrana verdik soruyu. Oh. Şu an butona basan Hatice oldu. Hatice, zor bir soru değil. Heyecanı yenersen olay bitecek. C. Kalbi temiz tutmak. C. Kalbi temiz tutmak. Bakalım. Dişleri fırçalamak. Yani temizlik maddesiyle olur. Çevreyi temiz tutmak, o da olur. Süpürge falan. Elbisemizi temiz tutmak, o da olur. Ama kalbi temiz tutmak olacak. Doğru cevap ve Hatice'ye 10 puan veriyoruz. Böylelikle bu istasyonun sonuna geldik. Hemen bir bakalım kaçar puan kazandınız. Betül 30 puan, Hatice 20 puan aldılar ve bu istasyonu tamamladık. Vakit kaybetmiyoruz. İkinci istasyona doğru yola çıkıyoruz. Ekran başındaki sevgili arkadaşlarım, ilk istasyonu geride tamamladık. 30'a 20'lik bir durum var. Bakalım bu istasyonda neler değişecek? Bence heyecanlı, keyifli bir yarışma söz konusu. Hemen bu bölümle başlayacağım. Bu istasyonda Türkçe, matematik, fen ve sosyalle alakalı sorular var. Evet, Betül gayet donuk duruyor böyle. Tamam mı? O bak, gülüşü bile donuk yani Betül'ün. Evet, hadi bakalım. Ama Hatice gülüyor. Hatice daha rahat ama Betül daha heyecansız bir durumda, enteresan bir şekilde. Türkçe, matematik, fen ve sosyal. Betül hangisinde iddialısın? Türkçe. Türkçe. Hatice? Sosyal. Sosyal. Bakalım bunlarla alakalı sorular var mı? İşte ilk sorum. Su kelimesi aldığı eklerden hangisiyle yeni bir anlam kazanmamıştır? Suya bir ek almış ve yeni bir anlam kazanmamış. A. Sucu. B. Sulu.
C suda. D sulak. Butona basan Betül. Suda. Suda dedi. Düşündü. Sulu vardı bir de. Yani tereddüte düşmedin mi? Sulu, suda yapacak bir şey yok. 10 puanı Betül'e veriyoruz ve Betül 10 puanla başlıyor bu istasyona. İşte geldik böylelikle ikinci soruma. İkinci sorum bir geometri sorusu. Tüm açı ölçüleri birbirine eşittir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. İç açıları toplamı 180 derecedir. 3 tane özellik. Özellikleri verilen geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? A kare, B dikdörtgen, C dik üçgen, D eşkenar üçgen. Butona basan, aynı anda ses duydum ben yine ve hemen bakıyorum, butona basan Hatice oluyor bu sefer. Ve şimdi ekranda soru var, 3 saniyede süren var Hatice. D eşkenar üçgen. D eşkenar üçgen. Şimdi herhalde Betül de Hatice de dörtgeni geçtiler, elediler. İki tane şey kaldı, dik üçgen, eşkenar üçgen. Ama burada tüm kenar uzunlukları eşit dediği için ve doğru cevap da D, eşkenar üçgen olacak. Hatice de ilk 10 puanını alıyor bu istasyonda. Eğlenceli bir yarışma. Butonlar aynı anda geliyor ve işte 3. sorum. Bir şekil vereceğiz. Şekilde sorulan diş çeşidi hangisidir? A köpek dişi, B kesici diş, C azı dişi, D 20 yaş dişi. Butona basan yine Hatice oluyor. Hatice. D 20 yaş dişi. D 20 yaş dişi dedi. Ve 10 puanı alamıyoruz. Betül'e geçiyoruz. Betül, bir cevap hakkın var. Köpek dişi. Köpek dişi dedi. A ve D geldi. Şekilde o gördüğünü diş arkadaşlar. Köpek dişinin arkası 20'lik diş en arkada olurdu. Onun da önlerinde yer alıyor. Yani klasik azı dişi olacaktı. Ve böylelikle C doğru cevabımız olmalıydı. İkiniz de yanlış cevap verdiniz. Bu soruyu puansız geçiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde 4. soruma geldim. Sosyal bilgilerle alakalı bir soru diyebilirim. Verilenlerin hangisinde sivil toplum kuruluşuna bir örnek verilmiştir? Hangisi sivil toplum kuruluşudur diyor yani. A. Başbakanlık. B. Sosyal Güvenlik Kurumu. C. Milli Eğitim Bakanlığı. D. Türkiye Diyanet Vakfı. Butona basan Betül. D. Türkiye Diyanet Vakfı. D. Türkiye Diyanet Vakfı dedi. 10 puanı Betül alıyor böylelikle 4. sorudan. Hadi bakalım son soru. Hatice bunu bilirsen sorun yok. Daha iyi olacak. Betül bilirse biraz ara açılır mı bilemiyorum. Daha toplamadım. 5. soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisine getirilen lık, lik, eki, somut olan bir kelimeyi soyut yapmıştır? A. Annelik, B. Perdelik, C. Kömürlük, D. Korkuluk. Butona basan yine Betül oldu. Betül. A. Annelik. A. Annelik. Anne somut mu normalde? Evet. Annelik? Soyut. Soyut. Gösterilebilen bir şey değil yani, değil mi? Evet. Düşüncem bu yönde. Doğru bir düşünce. 10 puan Betül'e gidiyor ve böylelikle ikinci istasyonu geride bıraktık. Bu istasyonda Hatice biraz daha durgundu sanırım. Hatice biraz daha konsantrasyonu fazla yapacaksın. Ve işte bakalım kaçar puan aldınız. Betül 30 puan, Hatice 10 puan aldı. Ve böylelikle ikinci istasyonu geride bıraktık. Hadi bakalım hep beraber üçüncü istasyona doğru yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle geldik 3. istasyona. Bu istasyon doğru mu yanlış mı istasyonu? Çok hızlı gidiyor bu istasyon, hatırlatayım. Hediyeleşmeler olacak. Olursa açıklayacağım nasıl bir hediyeleşme oluyor. Ve işte 3. istasyona başlıyorum. Doğru mu yanlış mı istasyonu? Ekran başındaki arkadaşlarım, hadi bakalım beraber yarışıyoruz. İlk sorum. Hala ile dayı kardeştir, doğru mu yanlış mı? Butona basan Betül. Yanlış. Yanlış dedi. Halayla dayı kardeş olamaz. Halayla kim kardeş olur? Baba. Hayır. Hala. Eyvallah, tamam yani. Baba da hani
Dayıya eşdeğer bir şey ya. Hala. Erkekse? Amca. Amca tamam mı? Ha, halayla amca, teyzeyle dayı diyebilirdik. Yani yanlış, doğru cevaptı. Ve Betül 10 puanla başlıyor 3. istasyona. Bu istasyonda 2. soruma geldi. Yayalar için kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere 3 çeşit trafik ışığı vardır. Doğru mu, yanlış mı? Butona basan Hatice. Hatice, soru da ekranda zaten. 3 saniye süren var. Doğru. Doğru dedi. İşte bu heyecanının geçmediği anlamına geliyor. Yayalar için sarı yoktur. Kırmızı, yeşil. Hani geçerken bir kırmızı vardır, durur böyle. Bir de yeşil vardır, ayağı açık yürüyor gibi. Ama sarı yoktur. Arabalar için kullanılır kırmızı, sarı ve yeşil. Ve böylelikle Hatice'den Betül'e bir 10 puan hediye gönderiyoruz. Betül'e 10 puan yazıyoruz. Hatice, hediyeyi verdik. Bakalım sana da oradan bir hediye gelecek mi bilemiyorum. Çünkü bu istasyonda hediyeleşme var. Yani sen bilemeyince Hatice bilmek zorunda kalıyor. Çünkü başka şık yok. İşte 3. soru. Saatlerde yer alan ve dakikayı gösteren ibreye, dakikayı gösteren ibreye yelkovan denir. Doğru mu, yanlış mı? Butona basan Betül. Doğru. Doğru dedi. Doğruysa 10 puanlık bir doğru daha kazandın ve Betül bir 10 puan daha aldı. Hızlı bir istasyon. Hatice, hadi biraz daha gayret. Heyecanını yen, konsantre ol. 4. sorum. Dünyanın en büyük hayvanı fildir. Doğru mu, yanlış mı? Bir düşünüyorlar şimdi, filden büyük var mı, yok mu? Bir şansınızı deneyin, belki olur. Belki diğer arkadaşınıza gider derken Betül... Yanlış. Yanlış cevap verdi. Sence daha büyük hayvan var mı? Bence vardır. Ney? Bilmiyorum. Bence var, nasıl bilmiyorum? Balina. Köpek balina. Köpek balığı olamaz da. Balina. Balina olur. Yani Betül bir 10 puan daha aldı. Böylelikle geldik 5. soruma. Hadi Hatice. Hatice biraz dağıldı. Hafif ama sorun yok. 5. sorum. Bunu bil, her şeyi halledersin. Dişlerimizin oluşumu doğduktan 2 ay sonra başlar. Doğru mu, yanlış mı? Düşünüyorlar. Butona basan Betül oldu. Yanlış. Yanlış. Ne zaman başlar ki, biliyor musun? Daha önce başlar bence. 2 aydan önce mi başlar? Evet. Ha mesela bir aylık bebek böyle küçücük dişi var mıdır, yer mi yani? Hayır. Yanlış olacaktı. Yani Betül 10 puan daha alıyor. Dişlerin oluşumu 2 ay sonra başlar, yanlış bir ifadeydi. Ve böylelikle geldik 3. istasyonun sonuna. Bu istasyonda tuhaf bir durum ortaya çıktı. Açıklıyoruz. Betül 50 puan, Hatice hiç puan alamadı bu istasyonda. Ve böylelikle 3. istasyonu geride bıraktık. Şimdi hemen son istasyona doğru yola çıkıyoruz. Ekranları başındaki sevgili arkadaşlarım, geldik 4. istasyona. 3. istasyonda Hatice nedense bir duruldu. Değil mi? Konsantrasyonu biraz kaybetti Hatice. Öyle mi? Önceden gülüyordun bak. 1 ile 2 ile gülüyordun mesela, değil mi Hatice? 1 ile 2 ile gülüyordu. İyiydi. 3'te biraz konsantrasyonu kaybetti. Ama hiç önemli değil. Zaten bu bir yarışma. 1. 2. çok önemli değil bana göre. Sadece 1. olan biraz fazla seviniyor. Niyeyse bilmiyorum ama hiçbir sorun yok. 4. istasyona geldik. Ha gayret, her şey değişebilir. Bura pratik zeka istasyonu. Yani hızlı düşünüyorsunuz sadece. Biraz hızlı çalıştırıyorsunuz beyninizi. Olay bitiyor. Şık saymayacağım. 1. sorumla başlıyorum. Anlam kelimesinin tüm harflerini kullanarak yeni bir kelime oluşturmanızı isteyeceğiz. Bütün harfleri kullanacaksınız. Yerlerini değiştireceksiniz harflerin. Anlam. Butona basan Hatice. Hatice, çıkıyor mu anlamdan yeni bir kelime? Ne evet, çıkar? Alman. Alman. Çıkar mı? Çıkar. Alman cevabı hani anlamlı bir kelime gibi değil desem de şaka yapıyorum.
10 puan Hatice'ye gidiyor 4. istasyonda. Süper buldun. Harikaydı gerçekten. Anlam hemen Alman'a çevirdik. Geldik 2. soruma. 2. sorumda aynı böyle bir soru. Elemek kelimesinin tüm harflerini kullanarak yeni bir kelime oluşturun. Ekrana verin elemek. 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 Evet, ipucu vereceğim. İpucu veriyorum, böyle bir hakkım var ya. Hani işte azaltmak değil de mesela tam zıttı. Butona basan Betül. Eklemek. Eklemek. Bir daha alayım cevabı. Eklemek. Ekle. Ekleme. Ekleme. 10 puan Betül'e gidiyor. İşte 3. soruma geldik. 3. sorum yine aynı türde. Hadi bakalım. Bakara. Kelimesinin tüm harflerini kullanarak yeni bir kelime istiyoruz. Bakara. İpucu. Çıkacak kelimenin ilk harfi sesli harf. Butona basan Hatice. Arabak. Arabak mı? Arabak. Yani araba oluyordu, arabak. Olmadı, o olmadı. Evet, Betül. Var mı bir kelime? Birinci ipucumu verdim. Tamam. Bitirdik ipucumu. İkinci ipucumu veriyorum. Bir yakınlık ifade ediyor. Akraba. Butona basan cevap. Evet, akraba. Butona basan Betül oldu. Ve akraba diyerek Betül bir 10 puan daha aldı 3. sorudan. Güzel gidiyoruz. 4. sorum. Bilmece gibi bir soru. Öyle söyleyeyim. İki çocuk aynı gün, aynı zamanda, aynı anneden doğmuştur. Ancak bu çocuklar ikiz değildir. Bu durumun sebebi ne olabilir acaba? Bir bilmece yani, öyle düşünün. Betül. Çift yumurta ikizdir. Yok, yanlış cevap. Yani ikiz değildir. Hani çift yumurta, tek yumurta sonuçta ikizler. Ki zaten burada aynı anda, aynı gün, aynı saatte doğduğu söyleniyor. Hatice bir cevabın var mı? İkiz değilmiş bunlar. Neymiş acaba? Var mı bir cevap? Yok. Yok. İpucu vereyim mi? Evet. Veriyorum. İkiz değil. Çünkü... İpucu vermeyeyim. Bu soruda size puan vermeyeyim ben. Öyle yapayım. Bu soruda çünkü hani ikiz değil çünkü daha fazla diyeceğim. 300-400 diyeceksiniz. Zaten o ipucu değil. O direkt cevap olmuş oluyor. Yani ikiz değil bunlar. 300. Ya da 400. İkisi aynı anda doğmuş ama ikiz değiller çünkü daha bir kardeşleri daha var. Yani 300 olabilir, 400 olabilir. Olacaktı bu bilmecenin, bu sorunun cevabı. Geldik 5. soruma. 5. sorumda yine bir bilmece. Karanlık ve yağmurlu bir günde ormanda bir kulübe görüp oraya giriyorsunuz. Karanlık ve yağmurlu bir gün. Sizde yalnızca bir kibrit ve kulübede ise gaz lambası, gaz sobası ve mum var. Önce hangisini yakarsınız? Gaz lambası var, gaz sobası var, mum var. Butona basan Betül. Mum. Mumu yakarız dedi. Niye? Diğerleri kibritli, diğerlerini yakamayız. Öyle mi? Önce mumu yakarım ben diyorsun. Hem aydınlanır falan değil mi? Evet. Mantıklı. O zaman 10 puan Betül'e gitmiyor. Çünkü önce mum değil doğru cevap. Önce hangisini yakarız? Hatice. Kibrit var. Kulübede de gaz lambası, gaz sobası var. Mum değilmiş. Gaz lambası. Gaz lambasını yakarız dedi. Yanlış cevap. Gaz lambası da değil. Geriye 2 tane şık kaldı. Şimdi ben bunları... Zaten %50 %50 şansınız var. İpucu vereceğim, yine veremiyorum. Ama cevabı söylemek zorundayım. Cevap şu. Bu üçünden hangisini yakarsanız yakın. İlk önce kibriti yakmak zorundasınız. Değil mi Betül? Evet. Hatice? Evet. İşte böyle düşünmediniz. Siz direkt o üçüne odaklanıyorsunuz tabii. Hangisi daha ihtiyaç, hangisi daha önemli falan diye ama... Her halükarda o kibrit yanmak zorundadır. Çünkü hangisini yakarsanız dedik. Buradan da size puan veremedik. Böylelikle son istasyonu geride bıraktık. Bakalım kaçar puan aldınız? Betül 20 puan, Hatice 10 puan alarak bu istasyonu tamamladık. Şimdi genel toplamı yapacağım ve yarışmanın sonunu açıklayacağım.
Ekranları başındaki sevgili arkadaşlar, sonuçlar şu an elimde. Arkadaşlarım sanki biliyorlar gibi bu durumu ama tam kaçar puan aldılar, belki onu bilmiyorlar. Enteresan bir durum var ortada. Betül 130 puan, Hatice 40 puan alarak yarışmayı tamamladılar. Betül'e bir alkış gönderiyorum. Ve ikinci olan Hatice'ye de bir alkış gönderiyorum. Gerçekten büyük bir alkış. Çünkü burada öğrenmeniz gereken bir şey vardı. Hatice'nin öğrenmesi gereken bilgi değil arkadaşlar. Ben bunların hepsini bildiğine eminim. Gerçekten eminim. Ama hızlı olmak biraz öğrenmen gereken bir şey. Bir de heyecanı yenmek öğrenilmesi gereken bir durumdu burada. Bizim amacımız da bu zaten. Sizi yarıştırıp 1-2 olup bu oyunu bitirmek değil amaç. Sadece bir şeyleri size öğretebilmek. Öğreneceğiniz şeylerde heyecanı yenmek, konsantre olmak. İnşallah bundan sonraki hayatlarınızda bunları daha çok yaparsınız, daha iyi yaparsınız. Ve işte yarışmamız sona erdi ekran başındaki arkadaşlarım. Sizler de yarıştınız ama hediyeleri bu iki arkadaşıma vereceğim. Şimdi onları yanıma çağırıyorum ve hediyelerini takdim edeceğim. Buyurun arkadaşlar. Ekranları başındaki sevgili arkadaşlarımız, yarışmamızın sonuna geldik. Birinci olan Betül arkadaşımız, Diyanet Yayınları'ndan kitap seti ve tablet bilgisayar. İkinci olan Hatice arkadaşımız, Diyanet Yayınları'ndan kitap seti ve MP4 çalarının sahibi oldu. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere. Hoşça kalın, her zaman bilgiyle kalın.